Herkese merhaba. Wirelips ile karşınızdayım. Bu sefer yine bir korku oyunuyla devam edeceğiz. Bundan önceki Little Nightmares 2'yi tamamladık, bitirdik. Onu yukarıda kartta olarak koyarım. İsterseniz bakarsınız. Bir hafta bir boşluk oldu. Video koyamadım. Biraz rahatsızdım. Şimdi daha iyiyim. O zaman Wirelips ile başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Benim adım Leta. Ben amatör bir fotoğrafçıyım. Şimdi sık sık dizüstü bilgisayarımda vakit geçiriyorum. Bir olay olana kadar arkadaşımla yürümeyi severdim. Son zamanlarda sık sık evde kalıyorum. Bir sıkıntı oldu. Her hafta kayıp arkadaşımın fotoğrafını evin bir yerinde buluyorum. Annem bugün işte. Ve yine bir tane daha göründü. Kayıp arkadaş. Ruhani bir şeyle mi oynayacağız? Hadi. Bir haftada 5. oldu. Su ısıtıcısını açmam gerekiyor. Abi etkileşim yok. Tamam. Başka bir şeyle etkileşebiliyor muyum burada? Şuradaki anahtarı alamıyorum. Burası açılmıyor. Geri dönüyorum o zaman. Geri dönebiliyoruz. Tekrar çalışıyorum. Çok yorgunum. İyi bir gelecek için umut var mı? Karın altında bile çiçek açacağım. Bugün terk edilmiş bir binada dolaştım. Manyak mısın Lily? Yeşil manzarada sarı bir şey saklanıyordu. Bu papatya Thomas'tan. Penceremden görüntüler. İlginç bir şey yok. Yok mu? Bence de. Fotoğrafları. Ya etmeyelim işte ya. O ne ya? Yok bir şey. Doğru sırada çay yapma zamanı. Yapalım çayımızı. Evet. Ben basmıştım. Yo, vardı bunlar. Vardı burada ya. Bilgisayara bakalım. Annem bana oyuncak aldı ama biraz garip. Biraz mı?
Bayağı garip. Buraya çat diye girmeseydim iyiydi. O arkadaşımız değil. Açabiliyor muyum? Ben çok daha fazlası ancak annemin farklı bir görüşü var. Neresi? Ne oluyor? Allah'ım. Sonunda aynadan görünebildiğim bir oyun. Bir şey aldım ama. Annemin çalışma masası, yere oturmayı, sıcak kahve dökmeyi ve sessizliğin tadını çıkarmayı sever. Ancak bu nadiren komşular yüzünden oluyor. Tövbe ya Rabbim ya. Tamam, bu annemizin çalışma odası. Burada bir şey var mı? Yok. Burada ne? Burası neresi? Depo gibi bir şey. Tohumların kokusu havada, nefes almak zor. Tamam. Banyo. Ya direkt çıkabiliyor muyum ya? Aç da gideyim ben. Annem şu su ısıtıcısını kaynamış. O nasıl bir su ısıtıcısı sesi ya? Şu çayını da. Yani bir kapı kapanma sesi değil miydi? Ben mi yanlış duydum? Annem mi geldi? Çalışmamız tamam. Buna değil. Ya şu kamera açısı çok tamam, güzel de burada değil. Burada da bir şey yok. Bu ses nereden geldi ya? Bilgisayarımdan mı geldi? Hayır. Yani kitap düşmüş. Şuradan çok şey mi, yüksek mi atlasam? Alayım. Yazıyor. Arkadaş, tüylerim diken diken. Görev hala çay yap diyor ya. Tamam, koydum kitabı. Kaynağı bana geliyor zaten şu an. Anne.
aldığım bir şey var. Makine açık mıydı o kadar ya, çamaşır makinesi? Hala çay yap diyor görev ya. Nasıl su dökülmüş? İçmiyorum arkadaş. İçilmesin. Valla ben yeni iyileştim. Ya niye şimdi kontrol ediyorum ya? Tamam. Ne güzel işte. Yüzünü yıka dinlen. Yıkayalım. Kız bana talimat veriyor. Ben onları yapıyorum yani. Hadi buyurun. Işık mışık bir şey var mı elimde? Hala. Yok, kapanmamış. Tamam. Ne oluyor? Böyle mi söylenir bu? Tamam açalım. Sabaha kadar. Güneş doğana kadar en azından bir dinlenebilirsem. Ben güneşte uğraşırım. Ha, ben de biri bir şey yazıyor zannettim ya. Tamam gel. Güzel bir açılış. Oyun açılışı oldu. Bölüm 2. Kapıların arkasındaki konuklar. Hadi buyur. Başım ağrıyor. Garip hissediyorum. Sanki evde başka biri varmış gibi. Bir kere... Lan! Ne korkunç bir kabus. Kahretsin başım ağrıyor. İlaçları nerede tutuyorsun? Ne olur yakın ve... Burada bir yerde olsa ya. Nerede? Kim bilir nasıl değişik bir yerden alacağız ilaçları. Şurada dolap malap. Heh. At hemen oradan. Yok mu bir de uyku ilacı falan? Hadi buyur. Yapma yapma. Hadi hemen yatağa gidin. Ne gerilimli bir şey oyun ya. Neyin geleceğini de görmüyorum. Bu kapıyı ben açmadım. Ben odada biri var. Hani odada ne olduğunu görmeye çalışıyordum da. Kapının kapanmasına niye odaya gidiyorum? Kapının kapanmasına odaklanamadığım için.
Nerede? Hemen şurada bir yerde ama. Şurada bir yer. Şu kamera aniden, ben ne güzel kapı arkasından bakacaktım ya. Yine aynı kitap mı? Arkadaşına kitap mı diyecektim ben de tam da. Ne aldım? Bunlar nereye gidiyor? Bir envanterim falan var mı? Yok. Kapıyı da ben kapatmadım. Aha. Bütün evi mi dolaşacağım şimdi? Buralarda bir şey var mı, ona bakayım bari de. İyi yani şey yok, ona seviniyorum. Hızlı koşma falan yok oyunda. O ne? Azar. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Çıkıyorum buradan. Aha şurada bir şey var. Ha şey, tohum. Burası da karanlık şimdi. Kitlenirim, mitlenirim. Kapat şunu ya. Arkamda mı? Dolap nerede? Ha bu mu? Al feneri, al al al. Ben de. Bir dakika, ışık neydi? Tamam, ışık apaçık anladığım kadarıyla da. Arkadaş mı arkadaş, bir şey çağırabileyim bari ya. Lan. Ayak sesi var. Telefonda da mı iş yok ya? O ne ya? Kitapları ben koymadım bu şekilde. Evet. Dön al telefonu. Oradan mı atacaksın? Vazgeçme hemen. Mesaj at, telefonla at. Oraya mı gideceğim? Ha neresi açıldı ya? Bura mı bura mı? Bura açılmıyor da buraya gideceğiz herhalde. Ses yakın geliyor. Gidiyorum ya. Orada derken. Kayboldu.
Annemin odasına mı gitti? Ya bu evde bir sigorta kutusu gibi bir şey yok mu? Kapalı. Odama giremiyorum. Nasıl ya? Ya bu evin sigortası nerede birader? O ne ya? Burada bardaklar yoktu. Havadaki mikrofona vurdum. Mesajlara bak bak. Bir arkadaşımız mı arkadaşımız? Aha hadi buyur. Arkanda diye yersiz mesaj atma da bana. He. Arkamda. Nasıl bir el ya? Evet. Döndürmeden önce şuradan hemen al, ara anneni. Ben de gitmek istemiyorum canım ama. Mutfağa gidelim. Olmaz. Kırılan da yok tabi ortada. Mecbur gideceğiz. Kapıyı bir aç tabi. Önce şuraların bir temiz olduğunda... Ne oluyor? Gösterdim. Hadi buyur ya. Ya ben ne yaptım sana ablacığım? Ya ne söyleyeceksen de insan gibi bir saatte söyle ya.
vardı bu sefer. Gene açılmıyor. Dümdüz gideceğiz o zaman. Ha dur. Kafam karıştı biraz. Önce annemin çalışma odasına çıkıyordu burası ya. Öyle değildi burası. Geri çıkabiliyor muyum? Aha çıkabiliyormuşum. Oh be. Ya gitmesem. Öyle bir şansım da yok tabi. Bir şey olacak. Arkamdan mı bir şey olacak? Ya bu fener... Dur, koridorun sonsuzluğunu geçtim de fener niye önüme... Ben 10 santim bir şey aydınlatıyor, böyle fener mi olur ya? İnsan gibi bir yere çık. Mutfak da kabulüm. Yeter ki aydınlık olsun. Lan gir içeri. O ne ya? Neyse ışık var. Bırak dur bir kapansın şu. Tamam. Normal eve döndü. Bu ne? İnanın bile izleyeyim ben. Bir de üzülüyor buna ya. Başka bir şey yok. Lan niye bir tek orada ışık var? Şurayı da aydınlatsaydık. Girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Kurban alayım evet deme. Tabi cevap da ver ama. Bölüm 3 buradayım. Hayaletler var mı? Görünüşe göre kaybolan bir arkadaşım bana bir şey söylemek istiyor gibi görünüyor. Ama onun mesaj etme şekli beni de korkutuyor. Beni de çok korkutuyor. Hadi buyur. Annesi mi oldu? Annenin aldığı oyuncak değil mi bu? Şurada duran değil miydi bu? Diyeceğim de bu da burada duruyor. Bizim fener nerede? Bir dakika ben mi getireceğim onu? Aa bir dakika ben getireceğim onu. Tamam al o zaman. Bunu al. Bir de tebeşir mebeşir bir şey. Heh beyaz bir şey çizeceğiz. Çizdikten sonra ilk yani inşallah boncuk boncuk bırakmam yani paçamdan. Koy oyuncağı da. İyi bak gittik. Bu ne? Tatlım. Her şeyi niye öyle asılıyorsun?
Arkamı mı döneceğim? Deme be. Burada. Burada kapalı. Çıkmayayım ya. Ne olur çıkmasam. Hadi. Lina mıydı? Linda mıydı? Korkudan adını da unuttum. Bir şeyleri tutacağız mı? Sabit mi tutacağız? Ne yapacağız? Oturayım mı? Tamam, yemek mi yedim? Gideyim o zaman. Oturtmuyor da. Burada bir şey kaybettim. Oturamıyorum. Bir şey mi çıkıyor orada? Bura daha güvenli Linda. Daireden ayrıl. Burayı terk etmem gerekiyor deyince hiç görevi okumadım. Şurada anahtar vardı diyeceğim tabi. Anahtara ne kadar? Aha. Kapı yok. Peki şimdi ne var diyor. Daha ne olsun bunun üstüne? Yani devamını ben bu bölümde bunun devamını getiremem, hala parmağım acıyor zaten. Mikrofona bayağı sert durdum galiba. O zaman bu bölümlük burada kalalım, devamını bir sonraki bölümde getiririz inşallah. Annemin yaptığı kötü bir şaka olur bu, devamını getiririz o zaman. Bu arada sesimin de kusuruna bakmayın gerçekten. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.